Yavaş yavaş yap. Taze gelmiş o. Çatlayabilir bazıları. Evet, koyalım şunları buraya. İkinci. Erişte de yaparsak herhalde. Onu kızartacağız. Oh, hayır, sadece margarin. Onun üstünde biraz... Bunlar da bizim değil. Evet, onlar sizin. Taş kadayıf deriz bizim orada. Ustalarımız bunları bu şekilde hazırlar. Biz de alırız. Bu şekilde göstereyim. İçine cevizini doldurup şu şekilde kapatıyoruz. Şöyle. Sadece bayramlarda değil, her gün günlük yapılabilecek bir tatlı. Bu şekilde kapattıktan sonra yağda kızartıyoruz. Şerbete dağıtıyoruz. Bu şekilde. Yani tabii ki de üzücü ama yine de Allah razı olsun, sahip çıktılar, el açtılar. Kızılay'dan da, herkesten de Allah razı olsun. Bir nebze oldu, moral oldu yani bize, öyle diyelim. Birazcık da olsa moral oldu açıkçası. Kova tatlısı diyor biz buna. Evlerimizde yaparız, bayramlarda da yaparız. Genellikle biz bayramlarda içli köfte yaparız şey günü, oruç bayramında. Öbür bayramlarda biliyorsunuz kavurmayla bu tatlıdan yaparız. Çok güzel, hem de Bolular da çok seviyorum, kardeş bir şey. Yani buraya geldiğim için de çok şanslıyım. Bolu'ya geldiğim için çok şanslıyım. Herkes, hani bizim gibi onlar da geçirmiş ya, daha çok bizi anlıyorlar. Çok şanslıyım. Komşularım diye, kızımın arkadaşlar, hele de öğretmen arkadaşlar çok iyi yani. Çok şanslıyım. Böyle atlatamazdım onlar olmasaydı. Sıcak olsun, bir şey olmaz. Bizler geçmişten bugünümüze, yaralarımızı, acılarımızı ortak sarmış bir milletiz. Bugün de bayram öncesinde Bolu'da yurtlarda kalan depremzedelerimiz bayrama grup girsinler istemedik. Zaten genel merkezimizin de acımız bir, aşımız bir söyleminden yola çıkarak yurtta kalan depremzede bayanlarımızın hünerli ellerini mutfağa taşıdık. Bugün burada Hatay, Maraş, Malatya, Adıyaman ve Bolu kendi yöresel tatlarını yaparak güzel bir gün geçirdiler. Umarım kalplerindeki yüklerini bir derece aldık, özledikleri tatlarla buluşturduk. Eğer yüzlerinde bir gülümseme olduysak ne mutlu bizlere.